Merhaba arkadaşlar, bugün divan şiirinde nazım türleri konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda divan şiirindeki nazım biçimlerini bitirdik. Nazım türlerine baktığımızda arkadaşlar, tevhid, naat, münacat, mersiye, metiye, hicviye, şehrengiz, lugaz, surname, muamma, mevlid, siyer, penname, habname ve tehsil nazire karşıma çıkar. Hep beraber bunu inceleyelim arkadaşlar. Tevhid ve münacatla başlayalım. Tevhid, Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere denir. Münacat ise arkadaşlar Allah'a karşı yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlerdir. Bakın ikisini genelde öğrenciler karıştırır, karıştırmıyoruz gençler. Yalvarış ve yakarış varsa Allah'a münacattır ama Allah'ın yüceliği anlatılıyorsa tevhiddir. Tevhid ve münacatlar, dini konuları işlediğinden şairler, divan adlı şiir kitaplarında bu şiirleri en başa koyarlar. Tevhid ve münacatlar genellikle kaside biçimiyle yazılır. İki, naat. Naat ise arkadaşlar Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirlere denir. Genellikle kaside nazım biçimiyle yazılır. Naatlar divanlarda tevhid ve münacatlardan sonra yer alır ve divan edebiyatında en tanınmış naat Su kasidesidir arkadaşlar. 16. yüzyılda şair 16. yüzyıl şairi Fuzuli'ye aittir arkadaşlar. Mersiye ile devam ediyoruz. Mersiye bir din veya devlet büyüğünün ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere denir. Divan edebiyatında mersiyelerin terkibi bent nazım şekliyle yazılması bir gelenek haline gelmiştir. Metiye ise bir kimseyi övmek için yazılan şiirlere denir. Padişah, vezir, Şeyhülislam gibi yaşayan devlet büyükleri için ya da din ve tarikat büyükleri için yazılır. Hicviye ise arkadaşlar bir kimseyi yermek amacıyla yazılır. Genellikle kaside biçimiyle yazılır. Ve 17. yüzyıl şairi Nefi hicivleriyle tanınır. Bu konuda yazılan şiirleri halk edebiyatında biz taşlama diyeceğiz arkadaşlar. Fahriye şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları, bakın kendilerini övmek için yazıyorlar. Genellikle kasideler içinde bir bölüm olarak bulunan fahriyeler, bunun dışında ayrı bir nazım biçimiyle ya da bir gazelin maktaa bölümünde karşımıza çıkar. Şehrengiz ise arkadaşlar şiirlerin güzellikleri anlatılır. Fiziki yapı ile birlikte o şehirde yaşayan insanlardan da bahsedilir. Lugaz arkadaşlar bilmece içerikli manzum parçalardır. Söyleyeni belli olduğu için anonim değildir. Bir acayip nesne gördüm. Ol nedir, kimdir? Ya da nedir ol, kim gibi kalıplaşmış ifadelerle karşılaşırsanız bu lügazdır arkadaşlar. Daha sonra surname karşıma çıkıyor. Surname ise şenlik, ziyafet, eğlence, düğün ve sünnet törenlerini anlatan şiirlerdir. Yazıldığı dönemin sosyal yaşamına ilişkin bilgi aktarması bakımından önemli. Muamma arkadaşlar, lügazla karıştırmıyoruz bakın. Muamma cevabı içerisinde gizli bilmecedir. Ve muammanın konusu genellikle arkadaşlar Allah'ın isimleriyle ilgili soru soruluyor. Mevlid ise arkadaşlar Hazreti Muhammed'in doğumundan vefatına kadarki yaşamını anlatan mesnevilerdir. Siyer, Hazreti Muhammed'in doğumu, peygamber oluşu, miraca yükselişi, savaşları ve vefatını anlatır. Penname arkadaşlar nasihat demektir, ahlaki ve dini içeriğe sahiptir. Habname bir rüya içerisinde kurgulanır, olay ya da kişilerin eleştirisi yapılır. Şimdi gençler yine önemli iki kavram var. Tehzil ve nazire yine karıştırılan unsurlardan, kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Tehzil bir şiirin kafiye ve ölçü bakımından benzerinin mizahi bir üslupla yazılması. Nazire ise bir şiire hayranlık duyarak o şiirin kafiye ve ölçü bakımından benzerinin yazılması. Bakın biri evet benzeri yazılıyor nazire. Diğeri ise arkadaşlar benzeri yazılıyor ama mizahi bir üslupla yazılıyor. Biz buna tehzil diyeceğiz. Bir örneğimiz var burada arkadaşlar. Hemen çözelim. Yukarıda özellikle verilen ürünler de aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Divan şiirinde bir kimseyi yermek amacıyla yazılan kasidelere biz ne demiştik arkadaşlar? Hicviye. İki, şenlik, ziyafet, eğlence içerikli düğün ve sünnet törenlerini anlatan surnamedir arkadaşlar. Divan şiirinde bir şiire hayranlık duyarak o şiirin ölçü yap bakımından benzerini yazmaya biz nazire dedik. Divan şiirinde bir şehrin güzellikleri anlatılıyorsa şehrengizdi. Ama lugazın tanımı yoktur arkadaşlar. Devam edelim. Divan edebiyatında önemli akımlarım var arkadaşlar.
Mutlaka karşımıza çıkar. Sepki Hindi akımıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, Sepki Hindi akımı Hindistan'da ve Hindistan dışında yaşayan Hint felsefesi, edebi zevki ve şiirin etkisinde kalan şairlerin oluşturduğu şiir anlayışını ifade ediyor. Sepki Hindi şairleri kendilerinden öncekilerini kelime ve tabirlerini kullanmakla beraber onlara farklı ve kişisel anlamlar da yüklüyor. Şimdi geçer, Sepki'nin kişisel algıya yönelme vardır. Yani klasik divan şiirinde nesne ve olaylar geleneksel kaplar ve kabuller çerçevesine ele alınırken Sepki'nin de ise kişisel bir algı var. Sepki'nin Batı edebiyatında gelişen akımlar içerisinde sembolizme yakın duruyor ve bakın Sepki Hindi akımı deyince aklımıza üç isim gelecek. Neşati, Naili, Şeyh Galip. Unutmuyoruz. Neşati, Naili ve Şeyh Galip. Önemlidir arkadaşlar. İki, Hikemi tarz. Hikemi tarz ise arkadaşlar, Hikemi şiir veya didaktik üslup, düşünceye dayalı hikmetli söz söylemedir. Hikemi şiir veya hakimane şiir ise düşünceye ağırlık verir arkadaşlar. Bu şiirde amaç okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve aydınlatmak olduğu, daha doğru bir ifadeyle insana doğruyu, güzeli göstermeye yönelik görüş bildiren didaktik içerikli şiirlerdir. Bu tarzın edebiyatımızdaki en önemli ve güçlü temsilcisi Nabi'dir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu nedenle Hikemi şiir akımı Nabi ekolü olarak anılır. Çok önemli. Ve bir diğer önemli temsilcileri arkadaşlar Seyit Vehbi, Koca Ragıp ve Tanzimat dönemi şairlerinden Ziya Paşa'yı unutmuyoruz. Ama Nabi benim için önemli bir isim. Üç Türkü basit akımı arkadaşlar. Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların, ifade kalıplarının çok fazla kullanılmasına tepki olarak doğmuştur. Zaten adı üstünde Türkü basit. 16. yüzyılda bazı divan şairleri klasik şiir biçimlerine bağlı kalarak aruz vezni kullanarak anlaşılır bir Türkçe ile şiirler yazdılar. Bu anlayışta divan şiirinin mazmunları yerine halk dilindeki mecaz, deyim ve atasözlerinin kullanılması esastır. Gördüm seyirdir ol ağla gözlü geyik gibi, düştüm saçı tuzağına bön üveyik gibi. Türkü basit tarzının temsilcileri olarak Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Misali ve Edirne'nin Nazmi. Bakın arkadaşlar bu üç ismi unutmuyoruz. Türkü basit akımının en önemli temsilcilerinden. Ve dört, mahalleleşme akımı arkadaşlar. Şiirde günlük olayların işlenmesi, deyim atasözlerine yer verilmesi, özellikle mesnevilerde konu ve kahramanların mahalli çevreden seçilmesine dayanıyor arkadaşlar. Taçlıcalı'ya yan mesnevilerinde işlenen konular ve kahramanlar, Nedim'in İstanbul'la ilgili unsurları şiirlerinde kullanması, son divan şairlerinden Ender Ulu Tasavvufi şiirlerinde kullanıldığı bir bu tarz söyleyişin en dikkat çekici örneklerindendir. O zaman mahallileşme akımı deyince aklıma Baki, Taşlıcalı Yahya, Nedim ve Ender Uflu Vâsıf gelecek arkadaşlar. Evet gençler, konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda ise divan edebiyatının en önemli şairlerini işleyeceğiz.